Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda etrafımda böyle bir sürü farklı teknolojik cihazlar görüyorsunuz ama ben dünya ile aynı anda elime geçen şu cep telefonundan sizlere bahsetmek istiyorum. Samsung'un Galaxy Z Fold 4 modelinden bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz marka özellikle katlanabilir telefonlar konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapıyor. Fold ailesinin ki böyle kitap şeklinde katlanabilen bir model bu. 4. nesliyle karşınızdayız. Şimdi çok büyük değişiklikler yok bu modelde ama belli açılardan da belli özellikler geliştirilmiş durumda. Şimdi neler değişmiş, neler gelişmiş? Öncelikle işlemci değişmiş. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci var. Bu cihazın üzerinde 12 GB RAM var ve 256 GB'da depolama alanı olduğunu söyleyelim. Arayüzde bazı önemli değişiklikler var. Özellikle böyle bir ekranı bölmek istediğiniz zaman birazcık zordu ama artık bu modelde şöyle parmağınızda iki parmağınızda şöyle çevirdiğiniz zaman arkadaşlar ekranı istediğiniz gibi uygulamalara bölebiliyorsunuz. Hatta bunların böyle farklı varyasyonlarını da yapmanız mümkün. Bu anlamda bu güzel olmuş. Önemli değişikliklerden bir tanesi kamera tarafında. Kamera artık çok daha böyle çıkıntılı ve daha havalı bir şekilde görünüyor tabiri caizse. Önceki modele göre söylüyorum en azından. Ve kameranın çözünürlük değerleri de değişmiş durumda. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Ona ultra geniş açı 12 megapiksellik bir kamera eşlik ediyor ve 10 megapiksellik bir tele kamerada 3. kamera olarak ana modele eklenmiş durumda. Bu arada selfie tarafında 2 tane kamera var. Bir tanesini açık tuttuğumuz zaman üst kısmında görüyoruz. Bir diğer model ise kapattığımız zaman yine ön tarafta bulunan ki bunlar oldukça iyi gizlenmiş bu arada. Gerçekten de önceki modellerde bu kadar iyi değildi. Gayet iyi bir şekilde bir kamera ekran altı teknolojisine geçilmiş ve çok başarılı bir şekilde kameralardan çekimler yapabiliyorsunuz. Bunlardan da bahsetmek isterim. Bunun dışında 7.56 inçlik bir ekranımız var. Açıkkenki durumdan bahsediyorum. Bu ekranın çözünürlüğü 2316'ya 904 piksel. AMOLED bir ekranımız var ve Dynamic AMOLED olarak geçiyor ve 2x değerine sahip. Ekrandaki renk sayısı 16 milyon. Pil tarafında 4400 mAh'lik bir pilimiz var. 25 wattlık bir kablolu şarj imkanı var. Kablosuz şarj özelliği var ve yine kablosuz ters şarj özelliği de yine bu Samsung Galaxy Z Fold 4'te karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bluetooth 5.2 ile geliyor bu yeni cep telefonu modeli. GPS, NFC gibi özelliklerin olduğunu söyleyelim arkadaşlar. 12 GB RAM dedik, 256 GB depolama ile geliyor bu cep telefonu. Bu modelin 1 TB'lık sürümü de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelebilir. O sadece internetten satılacak ama böyle bir opsiyon olmayabilir. Şimdilik böyle bir bilgi aldığımızda söyleyeyim. İşletim sistemi tarafında Android 12 işletim sistemine geliyor arkadaşlar ve klasik olarak USB Tip-C bağlantısından şarj olduğunu da söyleyeyim. Güzel bir telefon olmuş. Zaten Fold güzeldi arkadaşlar ama neleri değişmiş diye soracak olursanız bu şöyle yan taraftan baktığımızda ki ben bunu detaylarda söyleyeceğim. Şu üst kısım daha fazla hissediliyordu. Hem parmağınızla hem de gözünüzle gördüğünüz zaman şu anda bu katlama hissiyatı tamamen ortadan kalkmış durumda. Neredeyse o katlama izini görmez bir hale geliyorsunuz. Menteşe sistemi değişmiş. Çok daha şık ve çok daha güzel bir menteşe ortaya çıkmış. Telefonu hem açıkken yani şu şekilde bir tablet gibi kullanabilirken kapattığınız zaman da bu şekilde böyle standart bir cep telefonu olarak da kullanabiliyorsunuz. Samsung Galaxy Z Fold 4'ün ön incelemesini izlediğiniz dünya ile aynı anda bu videoyu sizlere ulaştırmak için elimden geleni yaptım ve bu güzel videoyu çekme fırsatı bana da sunduklarını söyleyeyim. Samsung Türkiye'nin bu modelle ilgili daha detaylı bilgileri telefon elime ulaştığında uzun bir inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. O gün gelene kadar YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.